Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü Galatasaray'ın 8-8 yapmasına rağmen e, bence oyun temposu bazı noktalarda istenilen seviyede değil. Bunun önüne Fatih Hoca zaman zaman geçti ama kalıcı bir çözüm olmadı. E, bunu 8-8 yaparken söylüyorum. Çünkü şampiyon olunmak isteniyorsa daha tempolu oynanmalı. Bazı maçlarda Galatasaray 1-2'yi buluyor ama sürekli bir endişe hakim. E bu bir sıkıntı bence. İkincisi 2011-2012 yılında, 2011-2012 sezonunda sanırım 9'a 9'u var Fatih Terim'in. Bu maçı kazanırsa o rekordu egale olacak. O da bir motivasyonda e, motivasyon, motivasyon kaynağı. kaynağı hem Fatih Terim ve ekibi için hem oyuncular için. Müthiş bir seri. E, ve burada oyun temposu zaman zaman düşük olsa da bir bakıma da takdirde bir kenara koymak lazım. Çünkü devre arasında Galatasaray son birkaç sezona baktığımızda genelde hep olumlu transferler yapmıştır. Örneğin Ozan Kabak, Maykon, Serdar'ın gittiği dönemde e, Marka ve gelişi. Geçen sezon e, Cagne transferini ben hep eleştirdim ama tabelaya baktığınızda Cagne 10 gol attı Galatasaray'a şampiyonluk yolunda katkı sağladı ama oyununa çok katkı sağlayamadı. Bu sezona baktığımızda e, yani geçen yılın pandemi şartları tabii etkili oldu ama Emrak Boğa ve Falka dönüşüyle Galatasaray'ın ikinci yarı iyi başladığını görüyoruz. E, bu sezona da Galatasaray iyi başladı. Yani ikinci yarının ilk periyodundan bahsediyorum. E Tabii ki sezonun devre arasının süresinin kısa olması bir handikaptı ama birçok takım bunu olumlu yönde, e, olumluya çevirdi. Galatasaray'da Onyekuru'nun müthiş başlangıcı, Mustafa Muhammed'in müthiş başlangıcı e Edson Fernandez'in de yavaş yavaş ritim bulması şunu doğurdu Galatasaray'da vazgeçilmez nitelikte bazı oyuncular vardı. Onlar takımın as oyuncuları ve 70'te 80'de dahi çıkarılamayan oyunculardı çünkü yedek kulübesinden çok katkı gelmiyordu. Şu anda artık onların bir kısmının oturabilme lüksü var. Hoca yanına alabiliyor bazı oyuncuları. Bu çok önemli. Çünkü Taylan yan, gibi mesela yanına alamıyordu. Yani evet. Taylan'ı çok o kategoriye sokmuyorum. Biraz Belhanda özelinde biraz Falka özelinde aslında demek istediğim. Çünkü e, onlar bazen vazgeçilmez sanabiliyorlardı kendilerini. Oyuncu böyle zannettiği zaman çok e, cüretkar, çok bazı topların, serseri topların peşinden koşmayan bir kimliğe bürünüyor. Hocanın en çok istemediği şeylerden biridir bu. Yani diyelim ortada bir top var. Sen ona şartlar ne olursa olsun adım atmak zorundasın. Belhan da bazen ayağını geri çekiyordu. Şimdi Jason Fernandez'in gelişiyle da yedek oturabiliyor Bu çok önemli Taylan'ın kasığında bir problem vardı O yüzden Etebo şansını iyi kullandı Hocanın en çok sevdiği şeylerden biri de forma rekabetidir Şimdi Taylan daha hırslı Şu anda çünkü Milli takıma alınmak istiyor Çünkü Avrupa şampiyonası var Çünkü bir kariyer hedefi var Ve Etebo şu anda formda Ve bugün de Etebo oynayacak ön liberoda TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı Biraz da gazetelere bakalım Ünal Aysal'dan flash başkanlık açıklaması geldi. Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal bugün açıklamalarda bulundu. Clubhouse isimli uygulama üzerinden Galatasaray grubuna katılan Aysal soruları cevapladı. Bir taraftarın keşke biraz daha kalsaydınız başkanım çok erken gittiniz mesajına daha genciz yahu birkaç işlerim var onu atlatalım bakarsın yeniden aday olurum belli mi olur diye cevabını verirken Galatasaray taraftarı da acaba Mayıs ayında aday olur mu sorusunu akıllara getirdi. Başka bir taraftarın başkanım Snyder transferi nasıl geçti o dönemde zorluk çekmiş miydiniz sorusuna da eski başkan Aysal Inter'le yöneticilerle iş görüşmesi halinde toplantıdaydık. Hiç aklımızda transfer yoktu. Daha sonra konu Inter'den açıldığında Snyder ver ne kadara verirsiniz diye sordum. 15 milyon euro dediler. 7 milyon verelim hiç pazarlık etmeyelim dedim. Kabul ettiler. Öyle ayaküstü bir transfer yaptık açıklamasında da bulundu. Bazı taraftarlar Ünal Aysal'ın tekrar Galatasaray'a gelmesini isterken bazı taraftarlar da Fatih Terim araları kötü olduğu için gelmesini istemiyor. Peki bu konu hakkında sizin fikriniz nedir? Mayıs ayında seçimlerde aday olmasını ister miydiniz? Fatih Terim'in vazgeçilmezi Ryan Dong Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Dong savunmada marka ile müthiş uyum sağladı. 22 haftanın 11'inde kalesini gole kapatan sarı kırmızılı takım ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Performansıyla Lyundama'yı yedek bırakan Donk'tan Fatih Terim vazgeçmeyi düşünmüyor. 35 yaşına basacak Hollandalı savunmacının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Teknik eğitim kalsın dediği Donka 1 yıllık yeni sözleşme önerilme kararı alındı. Garanti ücreti düşük tutulacak Donk'un yine performansa bağlı bonus maddeleri olacak. Mustere vardıdan sonra takımın 3. kaptanı olan tecrübeli futbolcu bu sezon 21 maçta forma giydi. 2 gol 2 asistle hücum katkı sağlayan Donk futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor. Oğlum %100'ü ile Galatasaray'da kalacak. Radamel Falcao'nun annesi ülkesi Kolombiya'da oğlunun geleceği hakkında konuştu. Carmenza Zarate oğlu Radamel Falcao ile çıkan transfer dedikoduları ile ilgili Tanrı bilir diyerek golcü oyuncunun %100 ile Galatasaray'da olduğunu ve bunun dışında çıkan tüm söylentilerin spekülasyon olduğunu belirtti. Fatih Terim'in de en büyük kozu Mustafa Muhammed. Ankara gücü deplasmanında benzer bir taktiksel anlayışla geçmesi mükemmel. Galatasaray bu hafta da geçen hafta olduğu gibi alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren bir rakiple karşılaşacak. Tek fark bu sefer deplasmanda olmaları. Sezon başından bu yana kazanan takım bozmayan Fatih Terim'in bu deplasmanda da aynı şeyi yapacağını düşünüyorum. Özellikle hücumda Mustafa Muhammed ile fark yaratan Sarı Kırmızıların en büyük kozu yine Mısırlı golcü olacaktır. Omar tedavi için ABD'ye gitti. Yılbaşı akşamı yüzünden havai fişek patlayan Omar El abdullahi iki gözünden de ciddi şekilde yaralanmıştı. Bir ay önce hastaneye taburcu edilen Omar'ın bir gözünde sıkıntı devam ediyor. Kök hücre nakli gündeme gelirken Norveçli sabikin tedavisinde bir sonraki aşamaya geçmek için ABD'ye gittiği öğrenildi. Sarı Kırmızı Kulübün ABD'de doktor bulduğu Omar'ın futbol hayatına devam edip etmeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak. Galatasaray lisansını askıya alsa da oyuncunun 650 bin euro olan yarım sezonluk ücretini ödemeye devam ediyor. Juventus Weston McKinney'nin bon servisini aldı. İtalya Ligi takımlarından Juventus Schalke'den kiraladığı orta sahnesi Weston McKinney'i kalıcı olarak kadrosuna kattı. Juventus kulübünden yapılan açıklamada 22 yaşındaki ABD'li futbolcu için Schalke'ye 18,5 milyon euro döneceği duyuruldu. De Bu ödemenin 3 yılda 3 taksit halinde gerçekleşeceği de açıklandı. Ayrıca Schalke'nin belli şartların gerçekleşmesi halinde 6,5 milyon euro bonus alabileceği de belirtildi. Galatasaray'ın rüyası gerçekleşiyor Julian Draxler. Galatasaray'ın 10 numara adayları arasında Julian Draxler'de dikkat çekiyor. Alman futbolcusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Paris Saint Germain sportif direktörü Leonardo durumun nasıl olduğunu göreceğiz. Şu an bir görüşme yok ama konumunu açıkla kavuşturmamız gereken bir oyuncu. Ne yazık ki son sezonlarda daha az fırsat bulsa bile önemli bir oyuncu. Ama o hala önemli bir oyuncu ve olayların nasıl gelişeceğini göreceğiz dedi. Bu açıklama iplerin kopmak üzere olduğu şeklinde yorumlanırken Leonardo'nun Fransa Blue'ya yaptığı açıklamanın ardından Likuyep'ten Galatasaray'a yakından ilgilendiren bir iddia geldi. 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki Haziran ayında sözleşmesinin sonunda Paris Saint Germain'den ayrılacağını yazdı. Juventus'un da Draxler transferinde en iddialı takım olduğunu da kaydetti. Liten Sports ise Draxler'i Juventus'un düşündüğünü ancak ilk resmi hamlenin Galatasaray'dan geldiğini iddia etti. Serie A devinin daha fazla beklerse sarı kırmızı ekip tarafından ikna edilmek için çok uğraşılan Alman yıldız için saf dışı kalabileceğini yazdı. Bu gelişme sarı kırmızıları da heyecanlandırdı. Galatasaray Draxler'i isterken maliyetini karşılamak için de çalışmalar sürüyor. Cimbom'da Belanda'nın sözleşmesi bitiyor. Ayrıca yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Falcao ve Babel'e de takım aranıyor. 3 futbolcunun gönderilmesi halinde 11 milyon euroya yakın bir para Galatasaray'ın kasasında kalacak ve bu para Draxler başta olmak üzere yeni transferler için kullanılacak. Dünya Kupası başta olmak üzere birçok önemli başarısı bir bulunan Alman futbolcu kariyeri boyunca çıktı 430 maçta 86 gole imza attı. Şampiyonlar Ligi'nde başarıya hedefleyen Jim en önemli hamlerinden birisi olan Draxler bu sezon Paris Saint Germain'de 15 maçta şans bulabildi. 3 gol 2 asistle oynadı. Fatih Terim orta sahada taraftarı ve takımı coşturacak bir isim transfer edilmesini isterken Draxler tecrübeli hocanın listesinde baş köşede yer alıyor. Terim'in yönetiminden Alman Yıldız için şartların zorlanmasını istediği belirtildi.